Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Evet. Mürşit. Birkaç tane parça okuyacağım. Neye ihtiyaç duydum? Hani biraz önce konuşuyorduk ya. Karanlığın lugat mevzusu değil. Lugatı bile bakılmaz. Ama karanlık hakkında 3 tane mi oldu? 3 tane ders. Bir tane de var. 4 tane ders olacak. Şimdi lugat değil. Yani lugata bile bakılmaz karanlık. Ama simgeselliği itibariyle bakarsan şeydir. Böyledir. Şimdi zor durumda kaldığın zaman, zor durumda kaldığın zaman var ya, böyle bir teselli bulmak, bir kolundan birisi tutsun, elinden tutsun, tamam mı? Seni bir yerlere taşısın. Buna mürşit. Mürşit, ne demek mürşit hoca? İrşad eden abi. Ne demek irşad? İrşad edilen ne oluyor? Tamam. Yani, kök yapısıyla git bakalım. Rüşt. Rüşt ne demek? Sini bulu var, bir de sini rüşt çağı var. Sini bulu çocuk yapabilme yaşı. Yani vesile olma yaşı. Sini bulu. Hayvanlarda da var, bu hayvaniyettir. Rüşt işte ya. Akıl, kalp, fiil bütünlüğünü. Bütünlüğü. Yani lügat manası dersek, hakka hak bilip, hakka yapışmayı, batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşma, ilim ve his sahibi olmak. Ama yaşı yok sana bakıyorum. Yaşı yok. Mesela 4 yaşında hafızlık yapan. 4 yaşında mesela ilim meclislerinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlunu alıyorlardı çocukken. 13 yaşında ustad. 13. Rüş çağına gelmiş ama buluğa gelmemiş. Bazısı buluğa geliyor, rüş çağına öldü, hala 60 yaşında rüş çağında değil. Çünkü evlenme yaşı eskide buluğ değildi, rüş çağıydı. Şu anda çoğu insan evlenememesi lazım. Çünkü sini rüştü yok. Şimdi ben ne anlatacağım? Ben bizzat yaşadığımı söylüyorum. Hani var ya bir kuyu, efendim. Mesela abi, hükmü ne abi? Rüşt yaşına gelmeyen bir insan evlenmesi mesela. Diyelim 20 yaşına gelmiş, bunu olmuş çoktan ama rüşte gelmemiş. Caiz değildir. Caiz değil, değil kesinlikle. Çünkü kızı verilmez. Caiz değil. Kime veriyorsun? Cehalete, terbiye makamı mı koyacaksın? Şimdi doğacak çocuğu terbiye edecek baba veya anne. Kendisi cahil. Kendisi cahil. Nasıl terbiye edecek? Yani bir makamdır o. Sen bana söyle, hiç eğitimi almamış. Adam dağdan gelmiş, Maliye Bakanı o. Zeytinburnu'nun maliye müdürü o. Olur mu? Yani adam dağdan gelmiş. O da insan, o da insan diye insanlık sıfatı ile sıfata bakmadan, vasıflara bakmadan insandır diye dağdaki çobanı gel, Zeytinburnu'da emniyet müdürü yap. O da iki ayaklıdır diye. Olur mu? Şimdi sen bir yönetime geçirmiyorsun da, bir hesap tutmaya maliyeci yapmıyorsun da, dağdaki adamı. Sen şimdi ebedi ve ezeli bir şey var. O çocuk doğacak neslin. O kadının vesaire. Şimdi ona nasıl teslim edeceksin ki onun ruhsal yapısını? Tabii çoğu kızacak. Kızsın mı? Zaten kızmadıkları mı var bana zaten? Şimdi ne anlatacağım biliyor musun? Bir haletimi anlatayım. O kuyuya hani indik ya işte. O zil şeyle. O zaman beni en çok vuran, şeytan en çok vurduğu sahalardan bir tanesi budur. Şimdi seni kim çıkartacak? Peygamber'e de gelmişti ya, yalınç kılınç kaldırdı. Seni şimdi kim kurtaracak? Gavres. Tamam. He? Gavres miydi? Gavres miydi? He, Gavres. Ondan sonra sahabe olmuş da.
Sahabe oldu. Şimdi ben kendi haletimi anlatayım size. Kuyuya indim. Korkunç bir kuyu. Allah düşürmesin ama iyi dinleyin bunu. O anda birisinin can simidi atmasını, merdiven atmasını istedim. Hiç kimse yok. Yok ki zahirde. Sonra bir baktım ki Risale-i Nur'un şahsı manevisi mürşit gibi yetişti. Ama bu Risale-i Nur değildir. Bu Risale-i Nur külliyatıdır, külliyatındandır. Bu Risale-i Nur'a giydirilen libastır der Kastamonu'da. Bu var ya bu, şu kitap. Risale-i Nur'a giydirilen libastır. Kaçtı, 21 miydi? He? Bu söylediğimi. Söylediğim cümleyi 21 miydi? Ha, 21. Bak. Risale-i Nur'un tam kametine, bak Risale-i Nur'un tam kametine yakışacak nakışlarla murasa elbise giydirmişsiniz. Yani güzel yazdılar. Buna elbise diyor. Benimle gömlek arasındaki fark bir hayal edin. Nasıl bir hayal? He? Hayal mısınız? Yani bir düşün yani. Gömlekle beni düşün. Bu işte Risale-i Nur şahsı manevisine göre bu kitap böyledir. Böyle diyor bak Risale-i Nur'un da atıfları da var. Tam kametine yakışacak nakışlarla murasa elbise giydirmişsiniz. Mesela başka vereyim, kutsiyette vereyim. O dolapta olan Kur'an mıdır, Musaf mıdır? Musaftır. Musaf Kur'an'a giydirilen elbisedir. Kur'an mahluk değil. Benim de enem de mahluk değil. Ama ona biz ayrıyetten Kur'an diyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muhammed dediğimiz gibi. Oysa Ahmet'tir. Muhammed kainatın çekirdeği oluşudur. Çekirdeğin adı Muhammed'tir. Beşeriyetinin adı Ahmet'tir. Mustafa'dır, Mahmut'tur. Vesaire. Şimdi Musaf Kur'an'a giydirilen libastır. Ben size bir ders yapmıştık, unuttunuz mu bilmiyorum. Risale-i Nur, Resail-i Nur, Risale-i Nur. Resail-i Nur, Risale-i Nur, Risale-i Nur. Hatırladınız mı? Ha. Şimdi, Allah düşürmesin ama belki fuzuli konuştuğumu belki zannediyorsunuz. Gençsiniz ya, o zor durumda kaldığınız zaman psikolojik olur, hasta olur. Bir yerde imdat diyeceksin, uçağın, uçaktasın, kansersin, ne bileyim, ummadığın bir kazadır. Bu dersi can simidi gibi size yetişecek bu. Ben ruhumdan yapacağım inşallah bunu. Ben o zaman birisini elimde tutmasını aradım. Sonra ustad diyor ki, benden ziyade diyor Risale-i Nur'u okursanız 20 derecede daha istifade edersiniz. Bir Said değil, Dellal-ı Kur'an olan Bediüzzaman yani sıfatını mazarsın onlarla kalır. Yani Risale-i Nur arkadaşlar, Risale-i Nur'un şahsı manevisini toparlıyorum konuşmamı. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Yani benim şu anda dersten çıkan haletim ona gidiyor mu? Benim bu haletim cansız olabilir mi? Ruhumdan çıkan şey ruhsuz olur mu? Aklımdan çıkan şey akılsız olur mu? Hayatımdan çıkan şey hayatsız olur mu? Su ne özelliğine sahipse bir bardak su da öyledir. Anladınız mı? Şimdi Risale-i Nur şahsı manevisini oluşturan senin ruhundur. Senin aklındır, senin tefekküründür. Senin maneviyatındır. Bütün maneviyatları topla. Senin maneviyatın, ruhtan çıkan maneviyat, kemalat, burayı kavramanız lazım. Ruhunuzdan çıkan kemalat, hayatsız, ruhsuz olur mu? Diyor ya abi, işte ikisini tesadüf ettiniz diyor, masonların bir oyunu bozuyor. Masonların planlarını bozdu diyor. Ha, şimdi ben tefekkür ediyorum,
sen ibadet ediyorsun, sen Kur'an okuyorsun, sen hayır hasenat yapıyorsun, sen de yeri süpürüyorsun, sen de bilmem ne yapıyorsun, camı siliyorsun. O anda bir ruh faaliyette değil mi? Ruh bir şey yapmıyor. Meşru ya. İşte ruhumuzdan çıkan her bu halet oraya sirayet ediyor. O oluşuyor. İşte biriniz diyor şahs-ı manevinin azaları gözü kulağı gibi. İşte arkadaşlar bizim mürşidimiz o. Canlı ve ruhludur. Mekanı yok her yerde. Mesela Nakşibendi'nin mürşidi şu anda Adıyaman'dadır. Bizimki her yerdedir. Adam ihtiyacı varsa Adıyaman'a geçecek. Haymet bekleyebilir. Muayyen. Risale-i Nur'da muayyenlik yok. Bu dinde de böyle. Ben size diyor iki kaynak bırakıyorum diyor Allah Resulü. Allah'ın kelamı ve sünnet-i seniyem. Hiçbirisi de insan değil. Öyle değil mi? Ben size iki şeyi bırakıyorum diyor. Allah'ın kelamı Kur'an ve onun hayattaki uygulama formülü, şablonu sünnet-i seniyem. Hiçbirisi de insan değil. İnsan yok. Yani gel şeye, edile-i şeriyede insan yok. Kur'an insan değil haşa. Sünnet insan değil. İcma, mevzularda icma edilmiş, kıyas edilmiş. Hiçbirisi insan yok. İnsan kaynaklı değil. Atsiyetten dolayı olmuş. Zaten şans merciyeti Geylani'den başlamış. 800 sene sonra. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan, hani Geylani bizden önce 800 sene. Ondan sonra Nakşibendi Hazretleri bizden ileri 700. Arası 100 sene var. Şimdi Mürşit'ten okuyorum. İşte o zaman, o zor durumda kaldığımız zaman böyle ya Rabbi Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin hürmetine demeden de zaten geliyor. Veya istesen himmet bekleniliyor. Ustad da ben de himmet bekliyorum diyor. Okuyacağım sizden. Evet. Acayip bir şey. Himmet. Diyor ki evet bu asrın hani böyle bir mürşide ihtiyacımız var. Teselli verecek sana, yardım edecek, derdine derman olacak. Ama insan her daim olmaz. Zaten müktubatta yine talebeleri soruyor ama o suali. Ne diyor? Burada cevap veriyor bak. Ne diyor? Sözler talime hakayık ettikleri gibi, yani hakikatları talim ettikleri gibi, irşat vazifesini de görüyorlar. Ya, sayfa kaç? 356'ını sonra abi devam ediyor. Mektubatımı getirsene sen. Mektubat, Ben kendim, üstadım diyor. Ben kendim 10 değil, 100 değil, binler defa müteaddit tecrübatımla kanaatim gelmiş ki sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali tepkin ediyor. Ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Ya. O şeyde de vardı, 16. mektupta da var galiba. Yanlış mı ettik diyor, senin ziyaretine geldik evet. Diyor, tamam mı? Onu burada diyor zaten abi, onun başında diyor. Onun başında mı? Onun başında diyor. Tamam. Yani o şahsından bir şeyleri bekliyorlar, evet. Himmet bekliyorlar. Evet ya. O da sözlere, risale... Kaçtı sayfa dedim ama? 16. mektup. 354'te başlıyor abi bu mektubat. O senin dediğin yer, benim dediğim yerde 356'nın sonu. Evet. Şeydir, 354. Dur, 354. Sualin başı orası abi. Tamam, sual işte. Ben evet. Orayı dedim de ama sen tam şeyini aldın, çok harika. 354 tamam. Evet abi. Sen ziyaret herkese diyorsun, tamam mı? Burası. Sen tam neresi dedin? 356'nın sonu abi. Şurada bak, şöyle boyanmış. 5. noktanın sonu abi. Burası. Yo, sonu en aşağıda. Aşağı. Ben burayı başka bir şey yapmışım. Öyle mi? Şurası mı? Nokta var ya. Demek... Hakaiki Kur'an'den gelen, Hakaiki Kur'an'den tereşü eden nurlar ve o nurların tercümanlık sözleri bu mu? Yok. Benim de en son satır, en son satıra bak. Bu satır. Evet. Oradan devam ediyor karşıya. 5. nokta. Ha, dirşat vazifenizi görüyorlar. Anladım. Sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor. Ruhuma iman zevki veriyor vakıza iman zevki. Burada ne yazmış bak. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar, burası, yalnız aklı mesaili imaniye değil. Bazılar öyle zannediyor. Yani akla bilgi veriyor. Belki kalbi, ruhi, hali. Hani, hal var ya eylem. Eylemin
Eyleme yapan, benim şu hareketlerimi yapan nedir? Enerji ya. Hal işte bu. Hal denerken bu hareket değil ha. Millet öyle anlıyor. Bu eylem değil, eylem, eylemi fiil değil yani. Fiili aktif eden enerji. Hal değil mi? Hal bu. Halet diyoruz ya. Haletin bozuldu. Haletin bozuldu. Fiilin bozuldu demiyorsun. Bak, demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız aklı mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir. Pek yüksek ve kıymetli marif-i ilahi hükmündedirler. Neyse ben kastettiğim yerden yürüyemek istiyorum. Bu asrın ehemmiyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan Risalet-i Nur'un, Risalet-i Nur'u böyle tarif ediyor. Risalet-i Nur. Bu asrın bir, bak ne olacak seyredin bak. Bak ne olacak. Ehemmiyetli ve manevi, tek tek okuyacağız gazete gibi değil, ve ilmi bir mürşidi olan mürşid Risalet-i Nur'un heyet mecmuası külliyat aşağı çok önemli, aşağıya. Ona mı şaşırdın? Aşağı derken paragrafın o şeyi esas o zaman lazım olacak, o zaman bu dersleri hatırlayacaksın. O sekeratta, sekeratta ölüm anında beni hatırlarsın. Bu buraya okudu, böyle yaptı, böyle deli deli bari böyle noktalar parmak basıyordu diyeceksin. Eğer hakikaten olmasa o zaman bana levmet ahiret. Bak şimdi. Heyet-i mecmuası sair şahsi büyük mürşitler gibi kendine muvafık ve hakikat-ı ilmiyeye münasip olarak, mesela bak diğer büyük mürşitler gibi kendine muvafık, Risale-i Nur'da kendisine muvafık, hakikat-ı ilmiye münasip, münasip, hakikat ilmiye. Yani öyle bir mürşit ki hakikat libasını giymiş. Risale-i Nur Kur'an'ın libası ya. Ona libas giydirilmiş. Manevi. İcaz-ı manevi ya. Kur'an mahluk değil. Onu alem-i şehadette libaslandırılmış. İşte buna hakikat-ı ilmiye münasip olarak birkaç nevi de ve bilhassa birkaç nevi de yani Risale-i Nur temelde hakaik-i imaniyenin izharında, hakaik-i imaniyenin ortaya çıkmasında ve yaşanmasında, ruhta inşa edilmede. Aferin lan Yusuf, çok acayip dinliyor. Ve intişarında azim bir kerametler olduğu gibi, Risale-i Nur'un azim bir kerametler olduğu gibi, üç keramet-i zahiresi bulunan, üç tane için öne çıkarıyor. Çünkü o risale çok önemli. Biz de çok lakaytız. O demektir. Hangisine bak? Mucizat-ı Ahmediye. Pek okumayız. Ha, peygamber mucizesi işte. Mucize. İki. Onuncu söz. Pek ders olduğu yok. Ben bile yapmamışım. 29. söz ve ayet-i kübra gibi. Çok risal. 29 sözde kim ders yapmış? Bir işte biraz 531 bu su ilişkisini yaptık. Orada ruh var. Haşir var, melaike var. Nerede duyduk melaike dersi? Yapmamışız. Enma 3 meseleden biri zaten revizli miktarı. Nasıl? Enma, evet. 3 meseleden biri ya. 3 risale diyor felsefeyle yazılamaz mı, halledilemez, izah edilemez. 3 risale. 18. mektubun Filistesi'nde söylüyor. Hangi risaledir o 3 tane risale? Felsefeyle yazılamaz ve felsefeyle izah edilemez. 24. mektup. 29. söz. Ha? Remizi miktası. Evet. 29. söz. 30. söz. 30. söz. Doğru. Gibi çok risaleleri dahi her biri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu, kendine has bu eserleri. Çok emareler ve vakalar bana katı bir kanaat vermiş. İyi dinleyin şimdi. 10 dakika bunun için anlattım. Belki 15 dakika. Hatta bu çok lazım olacak. Buraları bilmesen, biraz öncekileri bilmeyebilirsin. Ama hiç endişe etme. Sekirat yaşayacaksın.
Daha önce ölen var mı? Her gece bir yarın. Ha yok. Değil mi? Hakiki ölen yok. Ölünce göreceksin bunu. Bak çok önemli de sekirat çok önemli olduğu için imansızlık, imanı kazanma ve kaybetme davası ya. Çok önemli olduğu için beni heyecanlandırıyor bak. Hatta sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşit gibi yetiştiğine eylem ya eylem, zan değil. Şeytanı tard ediyor. Duvar uğruyor. Aynı canlı ya. Nasıl diyeyim onu ya? Neyse şu cümleyi bitireyim. Bir mürşit gibi yetiştiğine mutaadit vakalar şüphe bırakmıyor. Yani şöyle bir şey anlatsam yanlış anlayacağınız için. Değil ya, bu evet. Zaman gösterdi ki o adam adam değil, Risale-i Nur'du değil ya. Evet, o adam adam değil. Risale-i Nur'du bu. Şimdi Rize'de oturuyorum dershanede. Birilerinin birileri getirmiş. Oturuyorum. Getirmiş deyince birisi gelmiş bak. Aynı var. Oturuyorum. Böyle kapı açıldı karşıdan. Adam bana bakıyor. Ve o gelenlere ben bakıyorum. Ders başlamış. Ders yapıyorum. Bu arada okurken bakıyorum öyle. İlgimi çekti. Çok ilginizi çekecek. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. Yani karabalık içinde birisi. Yeni ilk defa geliyor. Diyor ki kardeşim, bu da girsin. Yok gelemem dedi. Niye gelemezsin? Nasıl gireyim dedi, görmüyor musunuz dedi. Ben içeri giremem dedi, beni içeri almıyorlar dedi. Demek rahatsız, şeytanı var etrafında. Onu sokmuyorlar bu ortama. Ona da öyle tesir ettiriyor şeytan. Giremez. Duvar görmüyor musunuz diyor. Duvar, duvar. Acayip yani biz zannediyoruz ki atom sif. Buz, sudur kardeş. Odun. Odun nurdur kardeşim, dumandır nurdur değil midir? Bu alemi şehadet böyle biz odun zannediyoruz. Ya odun ama bu alemi şehadet nedir? Odun gibi düşün. Odun ama odunu meydana getiren iki zıt unsur var. Duman ve nur. Latiftir onlar. Bir anda her yerdedirler ama odun olarak bir yerdeler. Alemi şehadet böyledir gayba göre. Üzerine tenteneli bir perde. Onun için duvarlar var. Ondan sonra başka bir tanesini anlatayım da bu mürşit nasıl. Ondan sonra intikal edersiniz böyle daha incesini diye. Şimdi Allah Resulü'ne misal veririm sonra benim onu bildiğim için. Cinlere irşada gitti Allah Resulü. Yanındaki sahabe dedi ki ben dediysem buraya dur. Sakın bu daireden çıkma diye besmele ile bir rivayete göre 11 besmele çekmiş. Oradan çıkıyorum işte yatağa yatarken Bismillahirrahmanirrahim, 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 11. Allah Resulü demiyor da Geylani söylüyor. Geylani'nin sözüdür 11. Şimdi bir daire çizmiş. Peygamber diyor ki bundan dışarı çıkmayacaksın. Sakın çıkma. 3 defa ihtar ediyor sahabeye. Sahabeye söylüyor peygamber. Orada diyor ki ben bir yere gideceğim. Sen burada dur. Etrafına da daire çiziyor Resulullah. Sakın çıkma. Gitti cinlere, o acımasız azgın cin tayfesine hakkı irşad etti. Anlattı. Yani bir kısmı iman etti, etmeyenler de bir arı düşünün, yaban arısı. Biliyorsunuz değil mi? Yani siz bilirsiniz de, sen de bilir misin? Orada Van'da var mı orada? Var değil mi? Hala hava sıcakken, bir de böyle kızdırmışsan, ne olur o yaban arısı böyle yuvasından? Saldırır değil mi? Acayip saldırır, ile sana saldırmaz. Kim önüne gelirse devirirler. O Resulullah oraya gitti mi? Tebliğ etti, iman edenler etti. Çomak soktu mu yuvaya? Onlar uçuştu mu? Resulullah ne yapacaklar? Yayıldı. Yayılınca böyle kara bulut gibi sahabe gülüyordu. Ondan sonra oraya geliyorlar giremiyorlar. Sahabeyi parçalayacaklar ya. Saldıracaklar ya. Ama yerinden çıksa sadakatsizlik yap. Sadakatsizlik yap, hiç şansı yoktu. Hiç ama şansı yoktu. Çünkü çok acayip savaş oldu tabii.
Cinlerde erkekle insanlar gibi dövüştün, ağzın burnun kurdu, karakoluk yok. Her dövüş ölümle biter. Ölümsüz kavga yoktur. Ve en ufak bir şeyde çekil kardeşim desen, onlarda sabır sıfıra yakın bir şeydir. Ateşten yaratıldıkları için sabır yoktur. İnsanlar onlardan en büyük özelliklerinden bir tanesi üstünlük de sabırdır. İşte acele şeytandandır. Yani onlar ateşten olduğu için, ateşte sabır var mı yakarken? Ateş unsuru böyledir. Ya ben biraz yan diyorum, ya ara vereyim ya falan. Ateş unsurunda yoktur. Denizde vardır, dalga geri çekilir, tekrar bir daha vurur. Ya, rüzgarda vardır, bir durur, ateşte yoktur. Devamlı yakar. Ya şiddetli ya zayıf ama yakar. Onun için ateşte yaratılanda sabır yoktur. O bir uçuştu, şimdi anlatacağım. Şimdi ben bunları bilen bir insanım. Biliyor. Şimdi ne gerek? Arkadaşlar ben bir şey yapayım. Al bir tane sopayı. Al bir bıçağı evde. Oklavayı, kalemi, parmağını. Yatak odanda. Tamam. Al böyle parmağını. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kur'an'a ve onu indiren Allah'a yemin ederim ki çizmiş olduğun şu dairenin içine giremez. Allah'a iman ederim. Böyle kesin benim için. Çünkü bir şey anlatsam korkar mesela. Hop çizeyim. En acımasız bizim köylerde meşhur ya. Hani her köyde böyle bir şeyler var. En acımasız yerlere çomak sokmuşum. Müslümanlar rahatsız ediyorlar diye. Burayı terk edeceksiniz. Müslümanlar rahatsız ediyorsunuz gece 1-2'de köyde çıkarken. Hani çok anlattıkları yer. Çizdim ama. Ondan sonra tak. Tertemiz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nerede korkuyorsun? Yatak odana. Çevir yatak odanı. Peki içeride ne olacak? Ha? Zaten çektiğin anda kaçıyor zaten. Ya acayip bir sır ya bu. Bildiğiniz gibi değil. Bu enerji dediğin zaman ortalık yakıp yıkılıyor ya. Biraz hafif Cenab-ı Hak bana araladı, tamam mı? Onun için acayip bir imanım, bir itikadım var bu konuda ya. Bildiğin gibi değil ya. Anlatamam yani. O besmele var ya besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'a yemin ederim ki şu top sahası dolu olsa hepsi helak olur. Çek yeter. Kur'an'a yemin ederim. Ordular gelse hiç. Onun için kıymetinizi bilmiyorsunuz, kendi kıymetinizi. Hele iman var ya. İnanarak tabii desem ya. Tabii canım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama şöyle yapsan. Geliyor birisi gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman bitti zaten. Başka bir tanesi söyleyin. Güneş düşün ve nuru yok. Ona güneş denilir mi? Su var ıslatmıyor. Olur mu? Ateş var yakmıyor. Olur mu? İman var nur saçmıyor. Böyle olmaz. Hepinizin imanı nur saçıyor. Dokunamaz. İman böyledir. Metreyi söylüyorum size, çapınızı sizin. 1 metre, 3 metre, 5 metre, 7 metre, 19, 33, 66, 99. Böyle çapında siz nur saçıyorsunuz imanla. Bunlar hepsi realite, gerçek, fiziksel boyuttan bahsediyor. Dedi ki hafız bana şimdi de. O reisi kura ya, hafız da değil. Reis, bir de reisin kurası. Şey kura, bir de reis de kuraların reisi. O dedi ki, ha dedi, hakikaten dedi, böyle dağlarda mallarda kalıyorum ya işte. Ya dedi, o kadar, ona göre benim yarap yok ki. Havuz ömrü vermiş. Yani işi bu. Ya dedi, çoktan dedi, ırmaklara düşüp atılman lazımdı dedi, tamam mı? 15 gün kalıyorum, bilmem ne yapayım, bir şey. İnan, atılman lazım. Hep böyle düşünüyordum. Niye buna hiç ırmaklarda yamulmuyor, yamulmuyor köylerde falan. Sonra dedi akşam dedi. Şimdi diyor. İman darmış. Onda iman var ki asla dokunamaz. Ben niçin bunu söylüyorum? Birisini mi anlatmaya çalışıyorum?
kıymetinizi bilin diye, imanınızın kıymetini bilin diye anlatıyorum. Yani ama çapı genişletiyorum size. Yani benden bahsederek bu konuda, yani bir realiteden, yaşanan bir şey olması lazım. Mücerredattan bahsetmemem lazım çünkü uygulayamazsınız. Onun imanı demişler ona gece. Onun imanı yanaştırmıyor. Buna niçin bir şey oldu? Yanaştırmıyor. Sizin de imanınız yanaştırmıyor. Anlatmak için anlattım. Bir bak, bir şahsın önünde ikisine de bunların havuz olmuş ya iman. İşte onu anlatmaya getiriyorum. Nerede? Sonra dedi ki nasıl bir iman? Ya dedi bana gündüz diyor ki Safsa bu nasıl bir iman dedi ya. Bakıyorum o kadar şey değil. Havuz benim dedim devletim şey, benim basit bir telim var. Havuzun ilmi yok o kadar biliyorsun ama Kur'an acayip bir şey. Gözükmemiş bir şey. İki kelime söyle dibini söylesin. Günde 600 okuyor ya. Bisiklete bitmiş, çarşıya gidene kadar 1,5 cüz okuyor. Beraberken. Ha, ama bu yok tabii. Bir anlatım bu özellikle bu ilim yok ise. Dedim ki Keban Barajı'nın ürettiği elektriği düşün. Ben üretebilir miyim? Böyle bir sanayi kurabilir miyim kendi başıma? Yok dedi. Ben kursam da kurmasam aynı neticeyi alırdım. Basit bir tel. Devletin telini atıyorum. Keban benim gibi istifade etmiyor muyum? Keban'dan başkası istifade etse de benim istifadememe mani mi? Güneş düşün. Dam açtım. Damda çatıda bir yer açtım. Güneş içeri girdi. Şimdi sen güneşten istifade ediyor musun? Sen ediyor musun? Ben de diyorum. Mani mi peki birbirimize? Yok. İşte havuz dedim. Benim o kadar imanım o kadar büyük değil. Ama teslimiyetim, sadakatim, külliyata acayip. Sadakatim acayip. Hiç şey şansım yok. Derdi bitti. Şimdi ben onun gibi. Bu teli alıyorum. Devletin teline bağlıyorum. Keban'ın benim gibi istifade ediyorum. Ha o kebandan kasıt, o güneşten kasıt şahsı mani. O imana yanaşamıyor. Abi biz de böyleyiz ama niye? İnanamıyorsun ve bu dersi bilmiyorsun. Bildiğin zaman oluyor. Yani bilmemek zarfın üzerine adres yazmamışsın, mektup gitmez. Ama içi tolu. Zarfın içinde çok manalar var. Ve kastetmişsin ki Van'ın bilmem ne mahallesini bilmem ne. Gitmez kardeş. Bildiğin zaman oluyor. Şahsı manevi o zaman sadece sekeratta değil, her zaman var. Ya himmet diyor zaten, okuyacak mısın? Vakıfın birisi Hasan abi. Vakıfın birisi? Ablası cinli. He. Cinler hakkında şey konuşuyor bana. Demiş ki cinlere, demiş bunu odaya niye girmiyoruz demiş. Demiş oraya giremiyoruz demiş. O oda vakıfı, daha önce vakıf kaldığı odaymış. Vakıf, daha önce vakıf, Allah Allah. Sirayet var. Bir vakıfın kaldığı, yani bir odada haram işe, devam Kur'an vesaire okunursa, ben ona ait bir teşhis söylüyorum. Oraya giremez. Bir misal söyleyeyim. Haç'ta Ümre'de kafile gittik, götürdüm ya çok. Orada kullandığım, cebime koyduğum seccadem var. Seccadem. Birkaç tane seccadem o. Şimdi o seccade Allah Resulü'nün hırkayı şerifi, ustadın eşyaları, kitapları, sirayet var. Sirayet. Yani mesela hatıra. Senin için ciddi bir yer. Taşın arkası, evin duvarı, annenle büyüdün vesaire. Orada sirayet var. Senden çıkan enerji o taşa yerleşmiş. Senden çıkan o halet annenle otururken, orada çobanlık yaparken orada yerleşmiş, orada var. Orada duruyor o. Tamam? O yüzden Osmanlı'nın yaptığı şeylerde hep bir manevi yatar. Evet, camiye git, Osmanlı'nın yaptığı camiye, huzuru, Cumhuriyet tarihinde yapılan camiye git, huzuru eşit değil. Git herkesin arabasına bak mesela. Girdin arabaya, anne derse beni götürüyorlar ya. Arabam yok, gidiyorum. Bazı arabalardan sıkılıyorum. Kim vardı burada? Kim en son kim oturdu dedim. Abi hayırdır dedi ya. Kaza sucu dedi, hanımı götürdük dedi. Ya da X işte. Kaza sucu. Abi dedim bu kim bindi bu arabaya? Hayırdır abi. Niye karanlık dedim. Durdu. Abi dedi kaza sucu götürdük dedi hanım. Bir heyet makine şey bunda. Yani hemen hissediliyor. Mesela gir. Allah aşkına ya buraya girdiğiniz zaman yatak odanızda, ev odanızda aynı mı? Benim bak yukarıda 6. kattaki odam 4'teki odaya hala yetişemedi. Olmaz. Yüzde mi rahatın? He? Yüzde mi rahatın diyor. O yetişemez. Orada o sirayet var. Şimdi ne yaptım? Benim yeğen rahatsız ediyorlardı, rahatsız. Yana gidiyorsun çok rahat.
O zaman dedim ki şu seccademi al. Sıkıldığın zaman, ya namazı burada kılacaksın. Sıkıldığın zaman, diyelim ki namaz vakti değil. Otur, aç hemen otur. İçine otur. Yani çevrili. Hiç şey gibi, enam gibi haş taşıyor. Çarşı pazarda ona şey olduğu zaman hemen açıyor için. Hemen veya tutuyor çarşı pazarı. Daha da pahirdeyse hemen oturuyor. Diyelim ki ne var? Çünkü orada Kur'an okumuşum ben. Sirayet etmiş. Ben orada Hizbul Hakayık okudum. Hizbul Kur'an okudum. Risale okudum. Ona oturarak Mina'da ne kadar insanlara Risale'nin dersi yapmış. Hep sirayet var. Dağ taş konuşacak demiyor mu? Niye namazda bir orada kılıyoruz, bir orada kılıyoruz, bir orada? Niye devamlı yer değiştiriyoruz? Yer şahitlik yapacak. Zaten Kur'an'da öyle diyor. Yerin şahitliğine, toprağın, hadis-i şerifte de var. Hadis-i şerifte şu, toprağın şahitliğinden kaçının. Toprak hep şahitlik yapacak. Hem de dünyada da. Sirayet var arkadaşlar, şey mi zannediyorsun, bu kalemin yanında günah işliyorsun. Giriyor buraya, buraya sirayet ediyor. İnsanoğlu çekirdeğin genetiğini değiştirdiği gibi sendeki halet-i rüye sirayet ediyor. Burayı değiştiriyor, burada kalıyor. Onun için burada mesela en son konuştuklarınız duruyor. Ya. Banyo da bir odadır. Banyo girmiyor musunuz ya? Banyo, bu oraya ile burası bir mi şimdi? Allah aşkına ya, bir hayal et ya. Banyo banyo yapmadınız mı sabah? Da sizin gibi insanlar yani temiz insanlarsınız. Banyonuz bile buraya uyar. O da bina. Mutfak buraya uyar. Muhitin insan üzerine tesiri var. Üç, dört tane şey insanı tesir ediyor. Zaman, zemin, tam, libas. Hepsi külliyattan delillerim. Şimdi. Çok acayip ya. Başka bir yer okuyayım. Yani Risale-i Nur, mürşit gibi, tamam mı? Okuduğumuz şey... Ruhtan çıkıyor ya, şu anda benim ruhtan çıkmıyor bu haletler. Şans-ı maneviye gidiyor, orayı inşa ediyor. Katkı yapıyor. Onun bunun dev bir şans-ı manevi. Bu nedir şans-ı manevi? Canlı ve ruhludur. Hani gafsiyet ve ferdiyet dersi yapmıştık. Orada anlatmıştık bunu çok. Şimdi ben mürşitten bahsedeyim. Gafsiyet ve ferdiyet dersini bir dinleyin. Çok acayip. Bak. Burayı mı? Yok yok, en son bakacağım yer. Ha bakacağım yer şu anda 56. 56'ya bakacağım. 10 sayfa 10 bak. Risale-i Nur'un bak onda onda şurada. Şurası. Risale-i Nur'un 1 samimi, 2 halis şakirtlerinin heyet-i mecmuasının kuvvet-i ihlaslarından ve tesanütlerinden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevi. Hikaye değil mi bunlar? Hikayede kalırsın, roman olursun. Risale-i Nur'a hikaye dersen sen de roman olursun, roman. Bu dünyaya geldin bir varmış bir yokmuş sen romansın. Yok olup gideceksin. Böyle bakarsana. Öyle mi Resul? Vallahi öyle. Roman olursun, roman. Hikaye zannedersen bu. Hikaye mi? Ben öpüyorum şahsı manevi bununla. Hürmet ediyor oraya. Bu nedir? Bu külliyatına bak, Risale-i külliyatına yazıyor. Bu neymiş Risale-i Nur'un? Bu kitaplar? Külliyatından ama ne giydirilmiş? Libas. Bu libastır. O şahsı manevi. Libastır. 21. sayfa okuduk da. Garip garip baktığınız için bir daha cümle okuyacağım. Çok seviyorum. Sizde suç yok. Risale-i Nur'un tam kametine yakışacak nakışlarla Murat'a elbise giydirmişsiniz. Aslanlar diyor ustad. Ya ne biçim bir mesleğimiz var ya. Öf be. Ona mesela bunları duymadan ölecektin. Oyalanıp gidecektin lan kabire. Yazık değil mi lan senin ömrün? Günah değil mi o gözüne, karaciğerine, böbreğine, ruhuna, afine, ahvana, hissiyatına, şuuruna? Yazık ya. Vallahi acıyorum ya. Bunları duymadan, bunları böyle veya hayal zannedip ölenlere. Risale-i Nur'un
Külliyatı demiyor. Samimi halis şakirtlerinin heyet-i mecmuasının ruhlarındaki kuvvet ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden bir şahs-ı manevi size baki ve muktedir bir kuvvet-i zahdır, bir rehberdir. Sen sizi kuvvet-i zah böyle tutuyor, atmıyor seni. Sekeratta göreceksin zaten. Sekeratta yardım edecek sana. O duvar olacak sana. Şeytan gelemeyecek ve imanla gireceksin. O anda göreceksin bunun şahs-ı manevi ne olduğunu. Vallahi böyle inanıyorum. Ve böyledir. Bu zaten şu anda yaşantımızda da olmuyor. Mesela şöyle diyelim ki bir soru soruluyor. İhtiyaca binaen bir bakıyorsun ki o hiç hatırında olmayan meseleleri böyle derlenmiş toparlanmış söylüyorsun. Ben nasıl söyledim bunu diyorsun. Hayret ediyorsun. Aynen. O şahs-ı manevi. Şahs-ı manevi diyor. Mesela herkesin dilinde var o. Abi diyor ya hiç ben iki kelime ağzıma edemem. Otobüste şurada akrabada. Bir konuşuyorum, adam tam da mevzusuna girmişim, izah etmişim. Ben de nasıl konuştum hayret ediyorum. Valla senin ağzını kullanmış ya. Şeytan, cinler ağzı kullanmıyor mu? Çarpılan bir şeyler diyor, hakaret ediyor, küfür ediyor. Adam kullanıyor, arkadakiler kullanıyor. Şahs-ı manevi de senin ağzını kullanıyor. Yani dersin her ortamında ben mi varım? Biraz da sizi aralayayım. Hayatınızda mutaddit defa insan şekline girmiş. Aynen böyle realiteli şeytan görmüşsünüz de farkında değilsiniz. He vallahi. Usta diyor ki insi bir şeytan gibi karşıma diyor şeytan dikildi diyor. Çok var ya. Çok çok yerlerde şeytanı insan suretine gördünüz. İnsan libasına giymiş. Başka bir tanesini sana söylüyorum. 59 sayfa. Çok yerde insan suretinde normal bir insan, Geylani, İbrahim-i Desuki, Hayat-ı Harrani gibi ustadı insan simasında böyle gördünüz. Çünkü diyor, dört tane söylüyor. Alem-i gaybtan, alem-i şehadette melekleri indiren İsa'nın gelmesini ispat ediyor orada. O bu dört tane örnek kullanıyor. İki, Cebrail Dihre sünnetini girmesi. Çok ruhaniyatın diyor, canlıların ceflerini, kuşların kanatlarını vesaire libasını kullanması. Dört, çok önemli. Çok diyor, evliyanın bedeni misalilerini kullanarak dünyaya gelmesi. Mektubattan söylüyorum, 59. Onun için çok böyle zatları görmüşsünüz. İnsan suretinde veya mesela misal rüyalarda olduğu gibi buradayım ben, adam abi ya falan yerde ya Allah Allah geldin orada gördüm derler birbirlerinize de, senin simanda girer, değişik girer, gece irşat eder. Mesela benim simamda gider ustad muhabbet ediyorsun ya, gece sana girer, yapma, gitme, onu tercih etme, tercih şey yapma. Abi ya bu akşam bana söyledim, ben de garibanın birisiyim. O anda ben yatıyorum. Seninle meşgul olacağım. Ama irşat etmişsin, doğru yolu göstermişsin, isabet etmişsin. Allah işte böyle şeylere giriyor. Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ürkmesin diye Miraç'ta Ebu Bekir Sıddık lisanını kullanmış. İşte böyle de oluyor biliyor musun? Bak şimdi. Yani çabuk çabuk toparlıyorum böyle hazine. Bak şey diyeceğim, okuyacağım size. Ha bak. Sayfa 717. Risale-i Nur, Resail-i Nur, Risale-i Nur değil, Resail-i Nur şakirtleri, şahs-ı maneviye mensup olanlara Resail-i Nur şakirtleri, iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Niçin? Çünkü şahs-ı manevi esbab aleminde icraat yapıyor. Şu anlar abisi. Şurada. Şu anlar 717. Bu nerede var başka? Kastamonu 23'te var. Şualar 489'da var. Şualar 698'de var. Emirdağ 191'de var bu mevzu. Bunlar acayip bir şey ya Müjde. Daha ne olacak ya Müjde? Ama kim? Resail-i Nur şakirtleri, şahs-ı manevi mensup. Sadakatın nispetinde şahs-ı manevi sana himmet edecek.
ediyor da. Niçin ediyor? Nasıl anlıyorsunuz? Bir tane şans-ı mane size hizmet ettiğine bir şey söyleyeyim size. Şaşıracaksınız. Benim külliyatım elimde oldu mu zevkim oluyor bak. İhlas Risalesi'ndeki yeri de aldınız mı abi? Nedir o? Ettiğine dair nedir diye onu söyle. Bismillah bismillah. Bu sene bu risaleleri, bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın mühim bir hakikat alim olabilir. Eğer anlamasa da madem Risale-i Nur şakitlerinin bir şahsı manevisi var, şüphesiz o şahsı manevi bu zamanın alimidir. Oh! Aferin lan! Sizin kalemleriniz ise o şahsı manevinin parmaklarıdır. Evet. Herkesin kendi yaptığı hizmet. Şimdi bunu bir ilim olarak kabul ettik. Bu böyle. İnanç. Ben şimdi realiteden okuyacağım. Sizin ne Allah sizi sevdiğini, şans-ı manevi sizi tuttuğuna delil. Ben biliyorsunuz biraz şeyi çok seviyorum. Realiteye dönmüş hal. Eyleme dönüşmüş hal. Bu böyledir. Bu böyle. Risale-i Nur şu kalemlerin, nur talebelerin şans-ı manevi sizi şey yapıyor dedi. Ben sizin şans-ı manevi sizi tuttuğunu, şu anda onun tesiri altında olduğunuzu realitesini okuyacağım. İkinci emir daha 106. Hayatı içtimaiyle çalışanlar abi bunu daha çok fark ediyorlar. Biz içeride olduğumuz gibi ülfet ediyoruz ama doğru. Dışarıdaki adam daha fazla bunu fark ediyor. Bir noktayı istinatıyla yani bağladınız değil ya abi. Evet. Bunlar daha da fazla fark ediyor. Geldi ya bir tanesi şey gitti. Bir tane yukarıya. Geldi sarıldı. Ya bir de sarılayım abi dedi. Bir hafta görmedim. Niye dedim? Abi iyi ki varsın. Sıkıldığım zaman abi orada, abi var. Dedim yetiyor. Çıkıyorum yukarıya. Sıkıntıdan çıkarıya çık. Bak, bir şey okuyacağım size. Realiteye bak Allah aşkına. Acaba herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amal-i saliha ile onları kazanmak ve müteveccih olmak hem meşru hem hiçbir ciheti zarar olmadığı halde deprem mi oldu? Eyvallah. Tamam. Ne için böyle ruhen men ediliyor? Ustad istemiyor. Men ediliyor yani. Kendi istemiyor değil. Öyle makamat falan böyle şeyler var. İstemiyor. Bak eylemden bahsedeceğim. Beni o kadar zevklendiriyor ki bu. Rizai ilahiden başka vazife-i fıtri-i ilmiyenin sevkiyle. Yani biz ne için çalışıyoruz? Rıza ilahi var, bizi aktif eden. Onun dışında fıtri bir ilme merak var diyor usta. Rıza ilahiden başka. Biz niye yapıyoruz? Vazifeyi fıtri ilmiyenin sevkiyle. Yalnız ve yalnız imana hizmetin. Bak, yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Arkadaşlar biz Risale-i Nur'la ücret almayacağız. Risale'nin ücretini yaşıyoruz zaten. Hizmette olma ile. Şu halet, şu huzur, bu neşe, bu rahatlık, insanlık yanarken. Yani ücret kendisi. Ücretin peşini almışız değil ya zaten. Tabii yani ücret kendisi. Ücretin peşini alıyor. Evet şu işte ya şu aletimiz. Namaz kılmak ücrettir. Ya kitap şu anda derste olmak ücrettir. Derste ücret almayacağız. Ders verip de sevap yazılıp da ahirette ücret almayacağız. O verirse başka Allah, başka o. Şu anda derse bulunmak, ders okuyabilmek, şu anda rahat olmak, huzurlu olmak kendisi netice. Zaten bu huzuru kazanmak için bir şey yapacaktık. Kendisi o netice. Bak başka şeyden bahsediyor bak neticede. 123 bak. Bazen öyle oluyor ki yani rızıklar aldığın gibi alıyorsun. Yani ben şimdi şey için söylemeyeceğim de tahtisi nimet ve emma bi nimeti rabbi kefayetiz. Şükür için tadat et ve elim olsun. Allah'a yemin ederim ki şu andaki lezzetim ne baklavaya benzer ne suya benzer yani. Keyif alıyorum. E bu en azından 45 dakika hayatımda bu zevki yaşasam yetmiyor mu bana? E 45 dakika ders ya. Bak diyor ki ben tahmin ediyorum ki bütün küre yani hangi paragraftan okuyayım diye gösterdim. Ben tahmin ediyorum ki bütün küre-i arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbinin ve istirahat-ı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Üç tane sıfatın olursa bu olursun. Bu küre-i arzın yangınından,
fırtınalarından selameti kalbini, istirahat ruhunu istiyor musun? Evet istiyorum. Ey iman, ondan sonra ne yapacak? Tevekkül edecek, iman inkişafını yapacak, tevekkül sıfatını kazanacak, bir de rıza olacak. Bunların içinde en ziyade kendini kurtaranlar, Risale-i Nur'un dairesine istediği gibi girenlerdir. He? Sadakatle girenlerdir. Aferin. Mahsus yaptım. Risale-i Nur'un dairesine sadakatle girenlerdir. Estiği gibi adam yapıyor. İşte. Çünkü niye bunlar? Bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ettiklerinden görüp her şeyde kemal-i rahmetini, kemal-i adaletini müşahede ettiklerinden kemal-i teslimiyetle Allah'ın fiilini sorgulamazlar. Kemal-i teslimiyetle rıza ile rububiyet-i ilahiyenin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet-i ilahiyeden daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki azap çeksinler. İşte arkadaşlar, işte buna binaen netice okuyorum. Değil yalnız hayat-ı uhreviyenin, belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler, ahirette cennet falan değil, dünyada saadet ve lezzet isteyenler, hadsiz tecrübelerle Risale-i Nur'un imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyor. Aslan Risale-i Nur. Çak bir tane daha. Şimdi eylemde okuyorduk değil mi? Dur. Yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi ücret bana gösterildi. Buraya çok bağıracağım. Yalnız ve yalnız hizmetin kendisi ücrettir. Hadis-i kutsiye geçeyim. Allah Resulüne farklı sahabe, farklı zamanda, farklı yerde sormuş aynı soruyu. Sahabelerden birbirinden haberi yok. Sahabelerden farklı zamanlarda, farklı yerde, farklı sahabe sormuş. Soru aynı. Cevap farklı. Soru şu. Ya Resulallah, biz Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam herkesin aletine göre, aynasına göre cevap vermiş. Biz Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor mu? Onu eyleme dönüştürmüş Resulullah aleyhissalatü vesselam. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Şu anda ne sevdiği işleri yapıyor musun? Ücret bu. Bir. İki, Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Onu bunu tenkit ediyor musun? Hizmet edenleri. Tenkit ediyorsa Allah senin belanı verdi bil. Hizmet edin ama. Demek Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. İki, Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Üç, Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Dört, Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Beş, Allah bir kulunu severse onu dinde fakih eder. Bir tane de vardı. Kusurları söyledim. Sevgisini kalbe koyar. Kendi sevgisini. Ne kadar Allah'a karşı böyle sevgi var, böyle sarılasın geliyor. O kadar Allah seni seviyor. Tatlı Allah'ım, benim Allah'ım diyebiliyorsan o kadar hoş. Onu deyince ağlıyor abi. He? Nadir abi deyince Allah, Nadir abi Allah deyince ağlıyor. Tabii onu öyledir. Allah Allah. Demek ki Allah seviyor değil mi? Tabii canım. Allah için akan gözyaşının, ama Allah için avucuna koku sürüp de böyle gözüne tutuyorsun da böyle akarsa değil. Allah için yakarsa onu hakikaten seviyor. Böyle sen bilemezsin. Orada ceplerde var yani orada. Bize veriyorlar kürsüye çıkınca. Bana veriyorlar. Böyle tamam sürüyorum. Yapınca o şöyle göz yaşarıyor. Bir de ona ait bir ses tonu yaptı mı yaşa uygun ses tonu oluyor. O zaman ağlamış gibi oluyor. Şöyle bakarsan hepiniz çok uzaksınız. Dürbünün tersiyle. Hey gibi hey. Tamam, demek ki yalnız ve yalnız imana hizmetin kendisi aynı ücret bana gösterilmiş. Arkadaşlar, hizmetin kendisi ücrettir. Bir daha. Hizmetin kendisi ücrettir. Arkadaşlar, hizmetin kendisi ücrettir.
kendisi ücrettir, kendisi ücrettir, ücret istemeye hakkımız yok çünkü almışız. İhsan-ı İlahi tarafından huzurda konuştu ya. Evet. Ne acayip bir şey. Ya adam ücret almasa hayatını verir mi ki? Vermez. Değil mi? Vermez. Neye versin? Hayatını bak. Nüfus sayımı olunca bir gün oda binadan çıkmayacaksınız deyince adam kuduruyorlar değil mi? Ben mesela 17 yaşından beri sabahın yok, gündüzün yok, bayramın yok, tatilin yok, cumartesi yok. Ben acaba burada bana sevdirilmese, zevk almasa bu binada nasıl otururum? Ve insanlar helak oldukları bazı duygular ve arzuları peşine onları da itebiliyorsun. Bu kim? Sen mi yapıyorsun? Allah yaptırıyor. Başka izahı yoktur. Çünkü Allah kanlı zıt yani. Zıt tabii, bizim hayatımız zıt. Yani insanların uğruna helak oldukları dünyalık işte zevk ve lezzetle ne varsa sen elinin tersiyle itebiliyorsan senin alakası yok ki bunun. Ne özelliğin var diyelim. İhsan-ı ilahi, lütfu rahmani, başka olamaz diyen zaten bitiyor. Evet, başka yerler okuyacağız. Yani bu çok önemliydi. Ya imana hizmetin kendisi ücrettir. Ücret istemek değil, kendisi ücret. Mevlana'dan da geçiyor da. Hani var ya adamın bir tanesine şeytan kandırmış. Sen kaç sene buradasın demiş şeytan. İnsan suretine girmiş ha. Temessül etmiş. Normal bir sakalı falan. Demiş 15 sene. Sen hep elini kaldırdın Allah demedin mi? Ya Rabbi ya. Hiç Allah sana dedi mi? Ne var ey kulum? Böyle bir gayb demiş ses geldi mi? Veya bir adam çıkıp geldi ne istiyorsun? Bak Allah'ım ben veli kuluyum. Hızırım falan. He ya dedi. Demek ki boşluğuna gelmiş olsayın. Dergâhtaki müridin. Ya bak dedi 15 sene Allah diyorsun bir defa sana Allah demiyor dedi. Allah ey kulum demiyor. Böyle Allah'a ibadet edilir mi dedi. Adam hakikaten dergâh terk etmiş. Dağda çok sıkıntı çekmiş. Ustad da öyle çekir de. Mevlana hemen atına biniyor geri dönüyor ama adam gitmiş. Hemen atıyla yetişiyor durduruyor. Ya falan nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum. Niye demiş aynı anlatmış. Ben 15 sene Allah dedim Allah bir defa bana ey kulum demedi diyor. Mevlana'nın sözü. Bakayım becerebilecek miyim tam bir şeyi. Mevlana diyor ki, sen diyor Allah diyecek durumda değilken, sana bana Allah de diye bu duyguyu, bu düşünceyi, bu hissi, bu meyli, bu arzuyu sana halk edip, sonra Allah söylettiren sana ey kulum demiş olmuyor mu önceden? Ya Rabbi diyebilmem ki Allah lazım. Meyil lazım, istek lazım, ruhta coşma lazım. İşte bana böyle hitap et diye sen demeden önce bu enerjiyi, bu coşmayı sana veren söyledikten sonra ya Rabbi buyur kulum demek oluyormuş önceden. Allah için mazim istakbel yok ki. Hemen geri dönüyor. Tamam. Ya biz hizmetin ki mesela diyelim ki ilk nurlara girenler, şef dönemleri. İstemek olmaz, hani vermek olmazdı. Evet olmazdı. Başka bir yer okun. Doğru. İstek olmasaydı? İstemek vermeseydi vermek istemedi. Evet. Allah Allah. Açacağım yer çıkmıştır. İnanın hiç oyun atmıyorum. Koca Emirdan'dan. Bu da makbuliyet alamet olur inşallah. Okuyorum. Hem onun mesleğinde şahsa emniyet verilmiyor. Şirket-i maneviye ve kardeşler birbirinde tefani noktasında Risale-i Nur'un mazar olduğu binler keramet ilmiye, adamın meselesini hallediyorsun. İlim de şey zannediliyor ya, bilgi zannediliyor. Kuru bir bilgi bankası. Arkadaşlar ilim nedir biliyor musunuz? Canlı ve ruhludur. Mesela heyecanlanmıyor musun böyle? Coşmuyor musun dersten sonra veya derste? Böyle huzur olmuyor. İlim giriyordu hani. Bilgi giriyordu. Peki ne heyecan var? Ne eyleme dönüşüyor? Kardeşim bir ilim, bilgi, malumat içeriye girer, kabul edilirse bak bir sene anlayarak ve kabul ederek okursa asim bu dakik mühim bir alim olur. İçeriye giren her şey suya batırdım ben. Islanmaz. Yeni bir şey tespit ettim ben bugün. Allah yani verdi. Yani içeri giren şey şöyle diyeyim. Dışarıdan gelen sesler var ya. Yeni bir şey ha, çok acayip bir şey. Yeni ilk defa. Yeni ilk defa. Dışarıdan gelen resimler,
kulaktan gelen sesler, burundan gelen kokular, dille gelen tatlar, elle içeri giriyor değil mi? İnşa ediyor. Kötü bir laf duyarsanız sinirlenirsiniz. Küfür olursa utanırsın değil mi? Allah derslerle coşarsınız. Kur'an okunmuyor mu? Kur'an'la coşmuyor muyuz? Derslerle şu anda ses gelmiyor. Peki huzur bulmuyor musunuz bu seste? Buluyor musunuz, bulmuyor musunuz? Buluyorsunuz. Yeni tespit ettiğim şu. Benden gelen sesle sen tesir altında kaldığın gibi senin ağzından gelen ses de senin kulağın da yabancı gibidir. Akıl onu fark etmiyor. Benden çıkan sesle senden gelen ses aklım için aynıdır. Onun için benim okuduğum Kur'an'la, benim yaptığım derste, benim konuşmam şeyle de ben de etkileniyorum. Ya Üstad niye diyor ki söyleyen dinleyen? Ha tabii o dinleyen tabii söylenden daha iyi anlar. Niye? Adam oturuyor. Şimdi bu konuşurken ben şimdi hem metni okuyacağım, hem size bakacağım, hem de dizeceğim manayı. Zor. Senin işin. Bunu kastediyor. Tabii senin işin böyle oturma. Şimdi bak, akıl için hayal, cinselliği veya birisini vurma, kurmayı nasıl dedi, niye dedi falan düşün, hayal edince akıl onu gerçek zannetmiyor mu? Vücut değişmiyor mu? Ha gözünle gördünüz bir haramı, ha hayal ettiniz. Akıl için aynıdır. Akıl için akıl alettir. Akıl için hayalden gelen resimle gözden gelen resim aynıdır. Aynı bunun gibi akıl için Mesut'tan gelen kelime ile benim ağzımdan tak tak ses aynıdır. O zaman doğru konuş, sen etkilen. Bugün Allah verdi. O zaman canın sıkılıyor. Geç içeriye, o Kur'an oku. Hatta dışarıdaki sen birisi sana Kur'an okuması gibi değil. Sen daha fazla senin Kur'an'la etkileniyorsun. Öyle değil mi? Ben ders yapıyorum, etkileniyorsun. Kend enfusi tefekkür yap, ders yap. Sen oku, sen daha fazla kendi dersine etkileniyorsun. Öyle değil mi? Dede diyordu. Hasan abi dedi. Ne diyordu? Çoğu zaman diye yalnız okuduğum zaman ağlıyorum diye. Ya. Hatta sünnettir, Kur'an okurken ağlayınız. Veya yapamıyorsanız zorlayın. Acayip bir şey değil mi? Anladınız mı? O zaman ağzınızdan çıkanı siz bile kendinizi bozuyorsunuz. Veya siz kendinizi inşa ediyorsunuz. Başkasının konuşmasına gerek yok. Hem mesleğinde şahsa emniyet verilmiyor. Şirketi maneviye, kardeşler birbirine tefani noktasında, o kadar güzel oluyor ki bu. Acayip bir şey tefani. Benim ruhumda çok tatlı bir şey bu manası. Tefani dersi yaptık da böyle. Risale-i Nur'u mazar olduğu binler keramet ilmiye. Ama bir tanesi de bu. Belki bak bu sözümü alacaklar, şimdi psikolojide kullanacaklar. Hani bir cümle vardı ya benim. O meşhur yazarlar şimdi vitrinlerde yok satıyor kitaplar psikolojiyi. Şunu çok kullanıyorlar. Doğru düşünürken, onu da var. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Akıl bir alettir. Hayalden gelen veya hariçten gelenleri aynı kabul eder. Bunu çok meşhur bir adam da kullanıyor. Biz onun 13 sene önce dedik. Bak bunu da ilk defa diyorum. Senin ağzından çıkanla başkasının ağzından çıkanı akıl için aynı. Evet, aktif oluyor. Onun için mesela namazda da öyle. Şöyle namaz yap, kılsan. Senin duymayacağın kadar kıraat yaparsan namaz olmaz. Ama etrafta duysun diye sağırsan, elhamdülillah rabbil alemin rabbil adam etrafın namazı, onun namazını kaydırır. Yani senin duyacağın kadar kıraatta sesli okumak farzdır. Yoksa namaz yoktur. Niye senin duymanın şart koşmuş? Ben zaten içeriden söylüyorum. Zaten içimi dışarıya çıkarıyorum. Niye benim duymamın şart koşmuş? Ben zaten içimdekini söylüyorum. İçimi dışarıya koyuyorum, tekrar içime koyuyorum. Ne fark var ki? Zaten oradaydı. Bir daha söylüyorum. O ki ben etkilenmeyeceğim. Buradan çıkarttım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Daha sırrı çözemedim ama bunu. Bu söz içerideydi zaten. Ölüydü. Tekrar soktum. Aynı şey. Hayır. İnşa ediyor. Benim okuduğum Kur'an'la kendimi inşa ediyor. Nereleri nasıl yapıyorsa orayı anlayamadım. Zaten haritasını yapacağım inşallah bu dimağda.
7 tane var ya şey. Evet. İşte Dima'daki şey yok şey. Şey sev işte görmek, duymak, tatmak kendini. Ha 7 duygu evet ha. Üstad 7 duygu diyor. Görme duygusu 5 kulak o saklanmış oluyor. Evet, bir tane var. 6 sevk ve şefk. Vay be. Vay be. Neler varmış ya. Ders yaparken kendim zulmet okuyorum ya. Zulmet toplaması yapıyorum. Başım dönüyor ya. Zulmet, karanlık. Karanlık da güzeldi. 3 ders bitti, bir tane de olacak. Yeni karanlık, sabah kalktığım işi buldum, hemen cevap yazdım onu. Risale-i Nur'un mazar olduğu binler keramet ilmiye, bu bir tane bu işte biraz önce. İntişar hizmetteki tesilat, sonra çalışanların maişetlerinde bereket gibi ikramat ilahiyenin umuma kafi gelir, daha başka şahsi kemalat ve keramet aramıyorlar. Çünkü kendisi ücret. Tamam. Risale-i şakirtleri şahsi için keramet ve keşfiyatlar istemek peşine koşmak lazım gelmez. Koşmamak lazım velsemdir. Devam ediyor. Efendim bir yerde okuyayım isterseniz, ondan sonra kapatırım. Çünkü saatimiz geldi. Yani bizim mürşidimiz kaç oldu saat? Bir saat oldu değil mi? He? 65. Oldu değil mi? Dur o zaman biraz da sabredin hadi. 80 dakika mı? 2'de başladık abi, saat 3'ü 20 geçiyor abi. 2'de de. Cuma'dan sonra başladık. 2'yi 20 geçe falan başladık. 2'yi 20 geçe değil mi? 20 geçe mi şimdi? Bugün daha erken, 2'den daha erken geçe. 20 geçe. Tamam peki olsun. Risale-i Nur sair ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı. Çünkü ondaki iman-ı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve marifetlere benzemez. Akıldan başka çok letaif insaniyenin kut ve nurlarıdır. Yani mürşit. Tamam mı? Başka bir yerde bakayım. Şualar 329. Ha, madem böyle bir de onu okuyayım. Tamam kesin. Hep tamam tamam diyorsun. Ya Allah, Allah hep taraf notlar kaydediyor. Olmasın abi, bitirirdiniz abi. Çay doldurduk abi. Çaylar soğudu abi. Tamam. Ne zaman? Dün mü? Bir hafta öyle oldu. Cumartesi öyle oldu abi. Cumartesi. Peki. Hakikaten öyle oldu. Ama son. Son dedim son. Aziz Sıdık kardeşlerim 329 şualar. Cenab-ı Erhamur Rahimine hadsiz şükür olsun ki bu acip zamanda ve garip yerde talebi ulumun kıymetli şerefini ve emniyet hizmetlerini kazanmaya sizler vasıtasıyla bizlere de müesser eyledi. Hatta ehli keşfil kuburun ne demek? Kabir müşahede eden. He, yok, kabirdekileri gören, müşahede eden. Ehli keşfil kuburun müşahedesiyle mutaaddit vakıatla tahsili ulum anında, mesela dershanedeyken bir insan, tuvalette dahi olsa, tahsil umurun başladın, evden çıktın, gelene kadar diyor hadiste. Yolda molda, daha kursa gitmedin, dershaneye gelmedin. Niyet ettin, kapıdan çıktın, başladın. Bütün küçük günahların affedildi, daha derse giderken. Gelene kadar, hizmet için. Hele hayatın hizmette, tuvaleti, muhalet, her şey kutsi oluyor. Hasan abi, namaz için aynı şey geçerli abi. İki namaz, iki vakit arası diyor. Namazı bekliyor mu eşim? Namazdaymış gibi oluyor. Evet. Şu an namazı bekliyoruz iki değil mi? Vakata tahsil-i ulum anında vefat eden bazı muştak ve ciddi bir talebi ulum, şehitler gibi kendini hayatta ve kendi dersiyle meşgul görüyor. Bu ne olacak ki? Daha ne olacak ki bu kadar tamam? Hiç vefat ediyor bilmiyor. Dedim ya, şeytanı bir insan suretinde. Büyük bir veliye bakarsınız, Allah Allah. Belki de ben değilim şu anda. Orada da Risale-i Nur'u mutala edeceğiz. Tabii ben şimdi... Terakki de olacak tabii yani. Olmaz olur mu? Haşir meydana kadar tedeni ve terakki devam ediyor. Kabirdedir ama dünyada bir kahve bırakmış. Onun aynı defterini dibe götürüyor. Şimdi mesela ben ders yapıyorum şimdi.
Bana diyecek, abi hadi gidelim derse, hop onun adıymış. Ben kardeş Azrail. Şu anda benim ben olduğumu nereden biliyorsunuz? Sensin. Sen oldun için abi. Ha? Sen oldun için. Nereden biliyorsun ben olduğumu? Çünkü çok vakaatla diyor. Bir tane iki tane demiyor mektubatta. Çok vakaatla kabir, veli, evliyalar, o azimet de değil ha, evliya, bedeni misalesini kullanarak dünyaya geliyor. Peki. O ayrı, o ayrı. O kuşlar ayrı. Ceplerine giren onlar... O ayrı bak. Yok, onlar da ruhani. Ruhani onlar. Cennet ehli. Yok, cennet ehli değil. Yeşil kuşların ceplerine girer. Yani... Alem işaret. O ruhaniyat. 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 Duyurmuşsudur o. Ama bu evliya. Bedeni misalesini kullanıp geliyor. O ruhaniyat. Şimdi biz ne biliyoruz? Melek biliyoruz, şeytan biliyoruz, cin biliyoruz, insan biliyoruz. Ruhaniyat bunların dışında. Neler var? Ruhaniyat içine gir. Canı çık. Can, dan, han, man, tam, test. Her birisinden 1000 tane kabul et. 6000. Tefsiri Demir'de geçiyor. Demir'i tefsirinde geçiyor. Gazali de işaret ediyor bunu. Hepsinde mi? Zaten cinlerin 1000 tane nevi var. Usta 400.000 diyor mesela. Hava nevinden, şeylerinden. Hepsi ruhaniyat. Ve ahir davahümen ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı ma selavat.